Çağırayım, görüşlerinizi alalım. Ya belediye başkanını neden istifaya çağırdık? Çağırdık ama hiçbir sonuç alamadık. Belediyenin önüne bir daha gideceğiz. Mecbur gideceğiz. Arabaları bir daha kontak kapatacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Ben Urfa Belediyesi'nde ben yetkili bulamıyorum. Bulamıyorum dediğim zaman bir adayları nasıl bulamıyorsam. Ya kimle muhatap olacağımı bulamıyorum. Yazık günah. Taksiciler şimdi taksicilerin sorunu çok. Hiçbir sorunu çözmemişler. Gelsinler televizyona. Ben de yönetimimi çağırırım. Gene de belediye başkanı müdürlerini çağırsın. Oturalım karşılıklı. Vallahi billahi tillahi yeminle söyleyeyim. Ben dernek başkanını bırakıyorum. Dernek başkanlığını bırakıyorum ya. Eğer haksızamsa dernek başkanlığını bırakıyorum. Yazık günah taksiciler şimdi gerçekten kan ağlıyor. İş yok. Belediyede gidip muhatap bulamıyoruz. Gidip deyip ki bu sorunumuz var. Sorunları çözecek. O onun üstüne atıyor, onun üstüne atıyor. Belediye başkanı müdürünün üstüne atıyor, müdür belediye başkanı üstüne atıyor. Burada sorun çözecek bir kurum yok. Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu nedir? Bu nedir? Belediye başkanı koltukta oturmaktan belediye başkanı olunmaz. Biz Nihat Çiftçi'ye biz eleştirdik İfat Tepek. Vallahi Nihat Çiftçi'ydi. Bir sorun olduğu zaman arıydı, geliydi. Geldiydi. Bir sorun nedir? Bir sorunu çözecek. Hayırdır dedi. Ya bunda bu değil ki. Bir fakirin evine gidiyor oturuyor. Fakir rezil dedi. Fakire işte bir çocuğun başını okşuyor. Ya böyle bir şey yok yok. Burada dalga geçer gibi oluyor. Vatandaşı gerçekten de vatandaştan dalga geçiyor belediye başkanı Zeynal abi. Yazık reklamdan başka hiçbir icatı yok. Hiçbir icatı yok. Demesin ki ben iş yapıyorum. Vallahi iş yapmıyor. Ya acele yapıyorsa da biz görmüyor mu? Biz görmüyor mu? Nerede bir fakir görüyor, evinde oturuyor, ben fakirin evine gitmişim. Yazık. Ne yapıyorsa gizli yapsın. Gizli yapsın. Eğer bir fakirin evinde oturdu mu sebze bir şeyler kuru sebze bir şeyler gönderirse açıklama gıda gönderirse açıklama yapmasın. Orada fakiri rezil etmesin. Reklamdan başka bir şeysi yok. Urfa'ya ne yapmış? Ya yaptığı icatları söylesin. Nihat Çiftçi'nin eserleri bunlar. Parklar. Büyük parklar. Çıkartsın desin. En büyük bir park, büyük bir park yaptım desin. Büyük parkların hepsi Nihat Çiftçi'nin eseridir. Vallahi ya yazık günah ya. En son olmadı mı? Ben seçimde geli, Sayın Cumhurbaşkanıma da sesleniyorum. Gelsinler belediye başkanı müdürlerini de çağırsın televizyonun karşında ben de yönetimimi çağırın karşı karşıya konuşalım. Eğer ben haksızamsa vallahi billahi tillahi ben söz veriyorum ve herkesin gözünün önünde televizyonda ben derneğimi de bırakıyorum. Taksi durağımı da hediye edeyim. Taksi durağım benim şahsi belediyeden ben ihaleden aldığım taksi durağımı ben belediye başkanına hediye edeyim ya. Vallahi hediye edeyim, billahi hediye edeyim. Bir hakem olarak biri gelsin bize oturtursun. Yazık günah. Ya gerçekten çalışmış. Çalışmış olsa ben neden eleştiririm bu adamı? Bu adam değil ki, müdürüne değil ki bunu yap. Ya gidip diyor ki bir sorunumuz var işte bunu yapacağım. Vallahi belediye başkanına demek gerek. Ya belediye başkanı seni aradı. Belediye başkanı dedi bunu yap. Yok. Belediye başkanı hesabı almıyorlar. Belediye başkanını takmıyorlar. Belediye başkanı var mıdır yok mudur belli değil. Vallahi takmıyorlar ya. Hesabı almıyorlar belediye başkanı. Belediye başkanı hesabı almıyorlarsa belediye başkanı niye belediye başkanı olmuş? Urfa'yı neye yöneti? Yönetmesin hele sen. Eğer yönetirse masaya yumruğunu vursun. Vurmuyor da. Hesabı almıyorlar ya. Hesabı almıyorlar. Bir belediye başkanı Zeynel başkanı hesabı almıyorlar. Vallahi hesabı almıyorlar. Hesabı almıyorlarsa bir iş yerimez. Urfa'da hiçbir şey yerimez. Bir seçim geliyor. Belediyenin önüne ben arabaları tökerim. Bak taksiciler bir araba orada yandırdı mı benim için de ayıp olur.
Geçen arabalarını tıkladığımızda işi yapamayan taksici arabasını yandırdı, ben bırakmadım. Ama bir daha yandırırsa, eğer giderse bir daha yandırırsa, o zaman bu suç belediye başkanındır, Zeynel Abidin'indir. Ben burada Urfa halkına söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanıma söyleyeyim. O zaman ben ne yapayım? Yapabilecek bir şey yok ki. Eğer bir taksici yandırırsa yazık, günah. Milli servettir. Ama taksici geçen yandırıydı. İş yapamıyordu ya, yandırıydı. Ben izin vermedim ama bir dahasında karışmayacağım. Ama belediyemle de arabaları da, ben normal arabalarımı da ben orada Zeynel Abidin'i orada istifaya gene çağıracak. Bir hafta 10 gün, en kralı bir ay sonra görürsünüz. Teşekkür ederim.